Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Evet herkese merhaba. Bir ders saati hakkında minik bir kargaşa varmış. İsterseniz onunla başlayalım. Hemen kargaşa dediğim şöyle bir anlaşmazlık olmuş. Ben size şöyle belirteyim. Arkadaşlar hemen. Normalde bizim ders saatimiz, bir kere daha yazmakta fayda var. Şuraya ders saatleri diye belirtelim. Çarşamba günü, ben öyle söylemiştim, işten çıkanların yetişmesinde sıkıntı olduğu için 19-23 diyoruz. Yani en geç 23, aslında 22-45. Cumartesi ise, hani o kadar sıkıntımız yok, iş çıkışı sıkıntımız yok, en azından evdeyiz diye. 18-15-22, yani 3 saat 45 dakika, 45 dakika der, son 15 dakika ara mantığıyla olduğu için. Planımız bu. Buna dediğim gibi 2 hafta sonra bir iki defa, en azından bir haftanın takviyesi için bir ilave gün ekleyeceğim ama o şu anda kesinleşmedi. Bunu belirterek başlıyorum. Arkasından sizinle kısa bir geçen ders özeti yapalım. Bu arada lütfen sizin merak ettiğiniz, sormak istedikleriniz varsa sorun. Çok vakit kaybetmeyeceğim artık. Direkt mevzuya gireceğim zaten, konuya başlayacağım. Geçen ders sizinle şunu yaptık, bir onu hatırlayalım. Kurs hakkında bilgi verdik. Programlar konusunda, sistem konusunda. Arkasından konumuza giriş yaptık, kelime çalışmaları yaptık öncelikli olarak. Yani bu kurs süresince kelimeleri nasıl öğreneceğimizin pratiğini yaptık. Onu hatırlayalım. Artı, yine söylüyorum, sorunuz varsa alın. Tenslere bir genel giriş yaptık önce. Kaç tane tens var dedik. Şuradan bakalım, hatırlayabiliriz de. 14 tane tens var dedik. Şimdiki zaman, geniş zaman, past continuous tense, yani artık Türkçeleştirmek zor, past tense. Şu mavi olanlar Türkçe'de yok demiştik. Present perfect tense'ler ve perfect continuous. Arkasından işte past perfect continuous. be going to kalıpları. İşte was were, am is are going to, was were going to kalıpları Türkçe'de yoktu. Ve işte şu mavi yine diğer future tense'lerimiz var. Olacak, oluyor olacak, yapıyor olacak gibi. Bunları tekrar ettik. Arkasından da şimdiki zamana biraz giriş yaptık. Ders notları üzerinden devam ederek bir de geniş zamanı bitirdik. Bugün sorunuz yoksa ben hemen vakit kaybetmeden past tense'ten gelin beraber başlayalım. Sizden ricam çayınızı kahvenizi alın, sakin bir şekilde izleyin. Önemli kelimeleri belirtelim. Kalıpları hatırlayalım. Yani çıkan örnekleriyle. Daha doğrusu akademik çıkması muhtemel örneklerle bakalım. Hemen şöyle küçük bir başlık atalım. Simple past tense diyelim. Yani bugünkü konumuz past tense. Peki, şöyle bir hemen tabloyla gösterecek olursak daha net olsun diye. Pozitif cümleler. Past tense nasıldı? Cümle mantığı olarak biliyorum, yani tahminim bildiğinizi tahmin ediyorum. Özne artı past tense'i kullandığımız, verb 2'yi kullandığımız kalıptı. İşte mesela çok basit örnekler verirsek, she sold her car. İşte I had my lunch. Düzenli fiiller, düzensiz fiiller vardı. I had my lunch. Diyelim ki she had an accident yesterday. Dün bir kaza yaptı. Past tense'in cümle kalıbını basit örneklerle hatırlıyorum. Öncelikle derdim o regular, irregular verb'ler var. Mesela diyelim ki I wrote an article about it. Onun hakkında bir makale yazdım. She discovered işte a new way to treat the disease. Anlamı nedir? Hastalığı tedavi etmenin yeni bir yolunu buldu diye hep gördüğümüz üzere past tense'lerle bir kalıp. Yani
işte road, discovered örnekleri çoğaltabiliriz. Bunu hatırladığınızı varsayıyorum. Yani tahmin ediyorum hatırlıyorsunuzdur. Yani birkaç örnek daha verecek olursak past tense için. İşte she found a wallet on the street gibi basit örnekler veriyorum. İşte I visited many historic sites. Birçok tarihi yeri ziyaret ettim gibi. Ha past da şöyle kullanırsak I was very tired. Çok yorgundum gibi kalıplar, past tense. Peki olumsuz yaptığımız zaman aklımıza ne geliyor bunu? Hadi onu da hatırlayalım beraber. Was böyle kullandığımız zaman they were not ya da they weren't ready to leave. Ayrılmak için hazır değillerdi. She was not ill. Hasta değildi. Peki normal fiil ile be dışındaki fiille past tense yaptığımızda nasıl diyorduk? Mesela I didn't understand what was wrong. Neyin yanlış olduğunu anlayamadım. Çok basit. O beni aramadı dersek nasıl deriz? Önce cümleyi söyleyeyim, siz de söylemeye çalışın. She didn't call me. Veya scientists did not conduct any experiment. Manası ne olur? Bilim adamları herhangi bir deney yapmadılar. Bugün tenses 2 oturumundayız. Onu söyleyelim. Yani bugün tenslerin bir kısmını bitirip inşallah çarşamba günü son noktayı koyacağız. Artı biraz da test sorusu çözeceğiz. Gibi past tense'di. Veya diyelim ki he did not help me. Peki soru cümlesi olarak past tense hatırlarsak nasıldı? Orada da bu kez işte did ya önce was verb'le verirsek mesela very injured mesela yaralı mıydın? Was she the president? İşte o başkan mıydı? Gibi basit sorular veya past tense'de sorarsak did you graduate the university mesela anlamı nedir? Üniversiteden mezun oldun mu? Parayı ödediler mi diye bir kalıp sormak istiyorum. Did they pay the money? İşte ödevini yaptın mı diye basit bir soru sormak istiyorum. Did you do your homework? Gibi past tense'in kalıplarıydı bunlar. Bunu hatırladık. Şimdi gelelim. Yani zaten past tense biliyorsunuz geçmişteki olan olayları anlatıyoruz. Nasıl örnekler vermişiz biz sizin için? O örnekleri inceleyerek biraz da kelimelere bakarak eş anlamlısıyla devam edelim. Simple past tense'in örnekleri. İstanbul was conquered in 1453. Bir şey açıklayayım. Çok önemli mi? Değil ama hani şu ifadeye dikkat edelim. Pointed time. Bunu bugün çünkü present perfect tense, past tense'i kıyaslarken anlayacaksınız. Kaldı ki size onunla ilgili bir ödev vermiştim. Bir makale vermiştim. Onu okuyun diye ben inşallah okumuşsunuzdur girmiyorum. Pointed time nedir? Aslında atfedilen, işaret edilen zamandır. Geçmiş zamanda meydana gelmiş bir olayı anlattığımızı anlatırken kullandığımız ifadedir aslında. Dolayısıyla şu okuyacağımız örneklerde koyu yazılmış olan kelimeler o cümlede past tense olması gerektiğini işaret eden kalıplardır. Mesela İstanbul was conquered in 1453. İstanbul 1453'te fethedildi. Conquer nedir diye sorarsak ben onlara tabii yine eş anlamlı kelimelerle takviye yapayım. Eşit olmasa da invade ya da occupy olabilir. Burada soru 2'de on last mount kelimesine dikkat ediyoruz. Geçen ders söylemiştim arkadaşlar. Mükemmel tercüme yöntemimiz yok bizim. Sırasıyla anlayarak gideceğiz. Unearth kelimesi ne demektir? Reveal demektir. Expose yani açığa çıkarmak demektir.
Antropologlar gün yüzüne çıkardı. Bir diğer önemli sit alanını güneydoğusunda Türkiye'nin geçen ay. Mükemmel tercüme etmiyorum. Sadece kalıpları alarak gidiyorum. Investment treaty özel bir kelime. Yatırım anlaşması, ekonomide kesin geçen ifade ve buradaki enact aslında bir nevi sign ya da approve karışımı bir kelime. İmzalandı ya da onaylandı anlamında. Okursak cümleyi ne diyor? İlk uluslararası anlaşma, yatırım anlaşması imzalandı Amerika-Kanada arasında 1965'te. Evet, dörtte çok önemli bir kelimemiz var. Coin kelimesi bozuk para olsa da bir kelimeyi ilk olarak kullanmak, üretmek anlamına gelen özel bir kelime. Bir kelimeyi ilk olarak kullanmak, üretmek anlamına geliyor. Atıyorum mesela, işte bilgisayar kelimesi Türkçe'ye coin edildi. Ne zaman? 1960'da. Öyle bir kelime yoktu, uyduruldu yani aslında. Demir perde tabiri kullanıldı veya üretildi politikacılar tarafından başlarında 1960'ların. Şimdi deny kelimemiz var diğer soruda. Kelime çalışıyoruz, past tense'i görüyoruz. Çok basit bir çalışma aslında. Bir nevi refute diyebiliriz. Yani yalanlamak, inkar etmek. Sahibi şirketin inkar ettiği accusation'ları. Accusation yerine istersem charge diyebilirim. Neyi? Suçlamaları, ne hakkında? Yasa dışı para transferi. Buradaki found kelimesini karıştırmayalım. Eş anlamlısı nedir onun? Establish. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu, founded edildi. Edilgen bir kalıp. Zaten tense modeldan sonra edilgen çalışacağız. Şimdi şurada after bağlacı var. Bakın burada bir past perfect tense görüyoruz. Okuyalım. İngilizce ile Türkçenin ters birbiriyle alakasız aslında iki tane dil olduğunu söylemiştik. Bir kere daha söyleyelim. Neyi kastediyorum? Biz Türkçe'de, çok basit bir şey anlatayım. Bu mantığı yakalamamız gerekiyor çünkü. Mesela İngilizce bu açıdan çok daha kolay bir dil arkadaşlar. Lütfen bu dediğime dikkat edin. Biz niye bu İngilizceyi anlayamıyoruz aslında? Biraz da sıkıntımız buradan. Şöyle bir tablo oluşturdum. İngilizcenin güzelliği şu. Bunu yakalayamadığımız zaman biz cümleleri analiz edemiyoruz. Mesela, ne diyelim? Kötü bir olay yaşamak, tecrübe etmek. Veyahut da örnek verelim. They have found a solution diyelim. Bir çözüm buldular olsun. Şimdi gelin İngilizcenin güzelliğine bakalım. Şimdi İngilizce'de ne yapıyoruz? Bu önemli çünkü bağlaçların kullanımını yakalayamıyoruz yoksa. Ben buraya after yazayım birinci cümleye göre. Ne oldu? Şu cümlede en ufak bir değişiklik yapmadım. Olduğu gibi bırakıyorum. Kötü bir olay deneyim ettikten sonra diyelim. Before yazalım. Deneyim etmeden, yaşamadan önce veya when yazalım. Yaşadığı zaman. If yazalım. Yaşamış ise. As, because yazalım. Yaşadığı için. Bakın o cümle hiç değişmedi. Bizim başına kattığımız bağlaç bu manayı hepsini verdi. Şimdi biz bunu tercüme ederken nasıl yapacağız? Şu after'ı koyamayız o cümleyi anlamayınca. Olay yaşadıktan sonra diye fiile bağlıyoruz biz fiilimsi olarak. Pekala, as because yerine since kullanayım. Kötü bir olay yaşadığı için ya da yaşadığından beri. Oldu o kullanalım. Yaşamasına rağmen. Demek istediğimi anladınız mı? Veya aynı örneği şununla söylersek, iş bulmak, iş bulduktan sonra, bulmadan önce, mesela as soon as, bulur bulmaz, until, buluncaya kadar. Mevzu neymiş? İngilizce'de bu bağlaçların Türkçe gibi anlayamıyoruz. Yani sıkıntımız iki dilin biraz da farklı olması. Onun yöntemlerini anlatacağım ileride. Şimdi,